Arkadaşlar merhaba. Eğitim serimize hoş geldiniz. Bu eğitimde plastik enjeksiyon sektöründe çok sıklıkla görebileceğiniz, karşınıza çıkabilecek bir imalat yönteminden bahsedeceğiz ve akabinde bu imalat yöntemine dair yönelik çeşitli tasarımların nasıl yapıldığını size anlatmaya çalışacağız. Eğitimin konusu Siemens NX programıyla kalıpçılık sektörü için ve dalma erozyon tezgahlarına yönelik bakır elektrot tasarımı eğitim olacak. Sıfırdan ileri seviye bir eğitim olacak arkadaşlar. Burada elektrot tasarımlarımızı yapacağız. Sonrasında imalat resimlerini çıkaracağız sıfırdan. Daha sonrasında bu elektrotları, tasarladığımız elektrotları nasıl makineye bağlayabiliriz? Bu kısımlardan da size bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle dalma erozyon yöntemi nedir? Bunu neden öğrenmeliyiz? Özellikle plastik enjeksiyon kalıpçığında çok kullanılır. Bu CNC'nin işleyemediği durumlarda bu bazı bölgelere CNC'nin takımları giremiyor arkadaşlar. Bu kalıpçılıkta da kalıp tasarımlarında çok girintili çıkıntılı figürler olabiliyor. Çok mesafesi az federler olabiliyor. Bunlara hep arkadaşlar CNC takımları giremiyor. Bu yüzden hep bakır elektrot tasarlanır. Siz o bakır elektrodu o figüre göre tasarlarsanız ve dalma erozyon tezgahlarına bağlayıp oraya arkadaşlar ne yaparsınız? Dalma suretiyle elektrik ark oluşuyor o dalma erozyon tezgahlarında. Siz elektrik arkla elektroerozyon yöntemiyle oradan talaş kaldırırsınız. Yani elektrodun figürüyle orayı talaş kaldırırsınız. Aslında bu yöntem bu şekilde arkadaşlar. İlerleyen videolarda da daha detaylı olarak bunlardan bahsediyoruz. Burada size bir kalıp datası vereceğiz. Bu kalıp datası üzerinden çeşitli elektrotlar, elektrot çeşitlerini size tanıtacağız. Sonrasında elektrot tasarımları yapacağız. Özellikle Siemens NX'te senkron modelleme nasıl kullanılır sektörde? Bunlardan çok uzun uzadıya değineceğiz arkadaşlar. Burada elektrotlarımızı tasarlayacağız. Sonrasında imalat resimlerini alacağız. Daha sonrasında bu elektrot tasarımları ilk başta arkadaşlar model içerisinde yapacağız. Daha sonrasında elektrot dizayn modülü var. Onun içerisinde size göstereceğiz elektrot dizayn modülünü. Bu şekilde imalat resimlerinde tasarımları yapmış olacağız. Çok detaylı bir eğitim serisi arkadaşlar oldu. Umarız sizin için yararlı olur. Eğitimde görüşmek üzere.